karamış Taba. Ben Deniz Özlem Kopuz Demirci Bugün Türkçe dil bilgisinin temel konularından biri olan Ses bilgisini beraber çözümlemeye çalışacağız Bundan sonra hiç de bununla ilgili bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum Çünkü kurallara dikkat edildiğinde Gayet basit, anlaşılması kolay bir konu karşımızda şu anda Ses bilgisi, ses olayları Türkçe'de diğer konularda olduğu gibi Başlığında gizli zaten Birazdan başımıza neler geleceğini biliyoruz yani Ses bilgisi, ses olayları başlığında söylediği gibi Türkçedeki seslerle ilgili gördüğümüz olaylar. Türkçe ses bilgisi Türkçedeki seslerle ilgili ise herhalde düşünelim o zaman Türkçede kaç türlü ses var? Türkçedeki sesleri ikiye ayırıyoruz. Ünlü sesler, ünsüz sesler. İlk önce sizinle ünlü ile ilgili seslerle ilgili hangi olaylar meydana gelmiş? Neleri bilmemiz gerek? Buna bakacağız. Ünlü harflere baktığımızda Türkçedeki harfler İlk öncelikle kalın mı ince mi diye iki ayrı grupta incelenir. Biz bu sesleri a ı o u kalın sesler e, i, ö, ü ince sesler olarak nitelendiriyoruz. Bunu bilmek neden önemli? Çünkü birazdan onlarla ilgili bazı uyumlar söz konusu olduğunda bu iki farklı grubu bilmenin bize ne kazandıracağını göreceğiz. Türkçede sadece kalın ve ince değil, ünlüler düz ve yuvarlak, geniş ve dar şeklinde de farklı şekilde gruplandırılabilir, karşımıza çıkabilir. İlk öncelikle bu olaylarda uyumu göz önünde bulundurmak istersek büyük ünlü uyumu karşımıza çıkıyor. Büyük ünlü uyumu iki farklı takım demiştik kalın ve inceler için. Bir kelimede kalın ses varsa ilk hecede, sonraki seslerinde kalın, ince hece varsa sonraki seslerin de ince devam etmesi üzerine kuruldur. Yani bir kelimenin büyük ünlü uyumuna uyuyor dememiz için ilk hecede kalın ünlü a, ı, o, u varsa daha sonraki hecelerde de kalın. İlk hecede ince ünlü e, i, ö, ü varsa daha sonraki hecelerde de ince ünlü bulunması kuralına dayanır. Buradan hareketle şöyle birkaç örneğe bakarsak çiçek sözcüğünün gördüğünüz gibi ilk hecesi ince gruptadır. Sonraki ikinci hecedeki e sesi de ince gruptadır. İnce, ince büyük ünlü uyumuna uyar. İlk hecede u sesi kalın grupta yer almaktadır. İkinci hecedeki a sesi de kalın grupta yer almaktadır. Kalın, kalın Büyük ünlü uyumuna uyar. Aynı takımda olanlar uyumu devam ettirir. Farklı takımda olanlar uyumu bozar. Peki büyük ünlü uyumuna aykırı olan durumlar var mı Türkçe'de? Tabii ki var. Türkçe'de tek eceli sözcüklerde ip, kol gibi büyük ünlü uyumu aranmaz. Çocuklar tek ece tek ünlü demek. Ney neyle karşılaştıracağız? Tabii ki aramıyoruz. Tek eceli sözcüklerinin yanında birleşik sözcüklerde de büyük ünlü uyumu aranmaz. Hanım eli, Yayın evi, televizyon gibi kelimelerde büyük ünlü uyumu aranmaz. Bir de dilimize yabancı dillerden giren kelimelerde büyük ünlü uyumunu aramıyoruz. Yani karşınıza aşağıdakilerin hangisinde büyük ünlü uyumu aranmaz diye bir söz çıktığında da tek eceli olmasına, birleşik olmasına veya başka bir dilden gelen kelime olmasına dikkat ediyorsunuz. Çok sık karşımıza çıkmayan, anlaşılması güç gibi gözüken bir uyumumuz daha var. Ama hiç gözünüzde büyütmeyin. Küçük ünlü uyumu. Bunda da gene ünlülerimizin düzlük yuvarlaklık anlayışına göre grupları ayırmamız sonucunda ortaya çıkan bir uyum. Şöyle söylüyoruz bunun için. Düz ünlülerden A, E, I, I ile biriyle başlayan bir hece yine düz ünlülerden oluşan bir heceyle devam etmek zorunda. Yani A, E, I, I ile ilk hecede başladıysak diğer hecelerde de a, e, ı, I, i olmak zorunda. Bu durumda biz buna deriz ki bu sözcük küçük ünlü uyumuna uyar. Bir kuralımız daha var bununla ilgili. Eğer a, e, ı, I, i değil de diğer kalan ünlüler olan o, ö, u, ü ile başladığımız zaman ya a, e ile devam etmek zorunda ya da u, ü ile devam etmek zorunda. Böyle bir örnek görürsek yine küçük ünlü uyumuna uymuş olur. Bunların dışında kalan örnekler küçük ünlü uyumuna aykırılık gösterir. Örneklerden hareketle bakarsak, bakın ilk hecede A var. Bakıyorum hemen aşağıda. İlk hecede A varsa sonrasında yine A ile E, I, İ ile devam etmek zorunda. Evet, E ile devam etmiş. Hiçbir sorun yok. Bakın A, E. O zaman kale sözcüğü küçük ünlü uyumuna uyar. Küçük ünlü uyumuna her uyan kelime büyük ünlü uyumuna uyacak diye bir kural yok. Gördüğünüz gibi kale sözcüğü büyük ünlü uyumuna uymaz. Tekrar etmiş olursak çünkü ilk ecede kalın, ikinci ecesinde ince ünlü olduğu için. Çocuk kelimesini de inceleyebiliriz. Bakın ilk ecesinde o ünlüsü var. Hemen bakıyorum aşağıda. O ünlüsü varsa ya a e ile ya u ile devam etmek zorunda. Bakıyorum u var. Evet burada oldu. O zaman çocuk kelimesi de küçük ünlü uyumuna uyar. Şimdi sırada bahsedeceğim ses olayı ünlü daralması. E yani başlığında gizli demiştik zaten. Ne olacak yani? Yani bir ünlü daralacak. Kelimemizin içerisinde bir ünlü genişken dar hale gelecek. Hangisi peki? Genişlerden hangisi? Söylüyoruz hemen. Şimdiki zaman eki, yor, buna özellikle dikkatinizi burada şöyle kırmızıya alıyorum. Yor eki düz geniş ünlülerden A, E'den sonra geldiğinde. Özellikle fiillerde bu çok karşımıza çıkar. A-E'den sonra geldiğinde biz A-E'yi yan yana söyleyemeyiz. Ve A-E geniş ünlüsü i I u ü dar ünlüsüne dönüşür. Geniş darlaşır. Ünlü daralır. Bakın örneğini buradan bakarsak. Bekliyorlar. Kelimem E sesiyle bitiyor. Yor eki gelmiş. Bekliyor demiyoruz. Bekliyor diyoruz. Ne oldu? E geniş ünlüsü, i dar ünlüsüne dönüştü. Sulamak, sula yorum demiyoruz. Suluyorum. A geniş ünlüsü, U dar ünlüsüne dönüştü. Bekliyor ve suluyor örneklerinin dışında biz bunu nerede görebiliriz? Hani dikkatinizi çekmek için söylüyorum. Mema olumsuzluk eki. Mema olumsuzluk eki. Yor eki ile kullanıldığında onda da genelde bir daralma olur çünkü o da ae ile bitmektedir. Yani gelmiyor sözcüğünde gelmiyor demiyoruz, gelmiyor diyoruz demek ki aynı daralmayı burada da görüyoruz. Yıldızlı bilgilerimizden biri hep mi yordu olur, hep mi ae ile olur? Ae'miz evet ünün daralması için gerekli ama bir istisnamız var yorun dışında. Y kaynaştırma sesi. Türkçe'de demek ve yemek fiillerine geldiğinde yine buradaki E ve A seslerinde bazen daralmaya sebep olarak ünlü daralması ortaya çıkarır. Yani demek ve yemek Y ye kaynaştırma ile birlikte diye yiyerek hatta yiyecek kelimesinde aynı şekilde karşımıza çıkar. Y kaynaştırma sesi yordaki gibi demek ve yemek fiillerinde bir daralmaya sebep olur. Lütfen test sorularında sadece yoğur ekine değil, y kaynaştırma sesinin de bu etkisine odaklanalım. Çok sıklıkla sorulan, mutlaka öğrencilerden bilinmesi istenen ses olaylarından biri ünlü düşmesi. E ne olacak? Şimdi ünlü diyoruz. Yine ünlüyle ilgili bir meselemiz var. Yani a e i, İ, İ o ö u ü'den bir tanesiyle ilgili bir şey olacak. Ve düşme, düşme ne demek? Var olan bir şeyin olduğu yerden ayrılması. Demek ki kelimemizin içinde bir kayıp yaşayacağız. Veya kelimemizle ilgili bir kayıp yaşayacağız. Ünlü düşmesinin hece düşmesi, bazen de orta hece düşmesi diye farklı isimleri var. Sorularda bu karşınıza çıkabilir. Aman bu nedir diye düşünmeyin. Aynı ses olayından bahsediyoruz. Peki kuralı nedir? Bu ünlü hece nasıl düşecek bu ünlü? Nasıl ayrılacak kelimeden dediğimizde? Şöyle bir kuralı var. Son hecesinde dar ünlü bulunan bir sözcük. Yani bunu bir kelime olarak düşünüyoruz. Heceledim ben. iki heceye ayırdım. Son hecede dar ünlü ı, i, u, ü'den biri bulunan sözce dışarıdan ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde, ünlü seslerden herhangi biriyle başlayan bir ek geldiğinde buradaki ünlü kelimenin içinden ayrılarak düşer. Biz buna ünlü düşmesi deriz. Bakın örneğini gösterirsek bu run. İkinci de dar ünlü var mı? Var. Ünlüyle başlayan ek geliyor mu? Geliyor. Bakın u ünlüyle başlıyor. Burunum demiyoruz. Burnum diyoruz. Özellikle organ ve vücut adlarında bu karşımıza çok çıkar. Alın, alnım gibi burun, burnum birçok örnek bize bu durumu sağlar. Gönülünüz ne yapıyoruz? İkinci cede gene dar ünlü. Burada ü sesi gelmiş. Gönül ünüz demiyoruz. Gönlünüz diyoruz. Ünlü düşmesini sağlıyoruz. Sadece bu şekilde mi olur? Bundan hareketle farklı şekillerde de olur. Bunlardan biri de şudur. Yapım eki getirilirken bu durum gerçekleşir. Bir kelime vardır. O bir yapım eki alır. Ve yine düşme olur. Peki ikinci cede dar ünlü ve ünlü olayı olur mu? Evet o da karşımıza çıkabilir. Bakın gene ikinci cede dar ünlü var. Yine yapım ekiyle gelen söz ünlüyle başlıyor. Sarı armak demiyoruz. Sararmak diyoruz. Nereye gitti bu ı? Kayboldu, gitti. Sararmak kelimesinde ünlü düşmesi var. Oyunladı demiyoruz, oynadı diyoruz. Uyukum demiyoruz, uykum diyoruz. Gördüğünüz gibi bu kelimelerde de ünlü düşmesi gerçekleşir. Burada Sadece bunu söyledik bitti mi? Bir şeye daha dikkatinizi çekeceğim. Yardımcı fiillerle birleşirken orada da bir ünlü düşmesi gerçekleşebilir. Yardımcı fiil kayıp kelimesi etmek yardımcı fiiliyle birleşirken mesela zikir kelimesi etmek yardımcı fiiliyle birleşirken kayıp etmek demiyoruz, kaybetmek diyoruz. Zikir etmek demiyoruz, zikretmek diyoruz. Ne oluyor? Kelimenin kendi içerisindeki sesi burada düşürmüş oluyoruz. Ünlü düşmesi karşımıza çıkıyor. Bir yıldızlı noktamız var. İkilemelerde ünlü düşmesi olmuyor çocuklar. Bunu hiç unutmayın lütfen. Normalde gönlüm dediğimiz gönül kelimesi ikileme olarak karşımıza çıktığımızda asla bir düşme gerçekleşmiyor. Bakalım gönülden gönüle bakın aynı kelime ikileme diye karşımıza çıktı. Yukarıda gönlünüz olan kelime burada gönülden gönüle evet hiçbir problem yok ünlü düşmesi de gerçekleşmez. Şehirden şehire. İkilemelerde ünlü düşmesi olmaz. Halbuki şehir kelimesini tek başına düşündüğümde şehri ifadesine ünlü düşmesi olur. Ünlü bazı kaynakların, belirli kaynakların düşmenin içerisinde gösterdiği ses olaylarımızdan biri var şu anda karşımızda. Yani aslında her aşınma bir düşme diyebiliriz. Evet ama ayrı değerlendirebiliriz de. Bu yüzden aşınmayı biz ayrı göstereceğiz. Ünlü aşınması kalıcı bir ses düşmesidir. Yazım yanlışına neden olmaz. Bu yüzden iki sözcük birleşirken genelde oluşur. Yani doğal olarak da aynı zamanda ünlü düşmüş oluyor. İki kelime birleşirken bir ünlüyü kaybettiği için. Hangi kelimelerde? Kahve altı. Bakın ünlü ünlü. Çarpışıyor. Ne oluyor? Kahvaltı. Sütlü aş. Ne oluyor? Sütlaç. Pazar ertesi. Ne oluyor? Pazartesi. Ne için? Ne oluyor? Niçin? Arttırabilir miyiz? Evet. Ne asıl? Nasıl? Mesela. Bu arada burada. Bakın bunların hepsinde ünlü aşınması yani aynı zamanda ünlü düşmesi görürüz. Şimdi ünlülerle ilgili düşmeler oluyor da ünlülerle ilgili türemeler olmaz mı? Olur tabi. Bir ünlü Türkçe'de var olduğu yerden ayrıldığı gibi olmadığı halde ortaya da çıkabilir. Biz buna ünlü türemesi veya ayrıca türemesi de deriz. İki şekilde karşımıza çıkıyor ünlü türemesi. Bunlardan bir tanesi küçültme eki cık cık eklendiğinde olur. Şöyle kelimemiz dardır. Daha küçük bir anlam yaratmak için darcık deriz. Yani dememiz gerekir. Darcık dememiz gerekir. Der miyiz? Hayır. Şöyle söyleriz. Daracık. Şimdi kelimem dar, ekim cık. E bu A nereden geldi? İşte kelimede ve küçültme ekinde olmayan bir ses ortaya çıktı. Türeme, türeyen ses. Ünlü, ünlü türemesi. Bakın kelimem bir, küçültme ekim cik. Bir demiyorum, biricik diyorum. Ne yapıyorum? Ne kelimemde? Ne de küçültme ekimde olmayan bir sesi araya alıyorum. Türetmiş oluyorum bir ünlü ünlü türemesi. Birinci şekli böyle. İkinci şekli bazı sözcüklerde pekiştirme esnasında ünlü türemesi yaparız. Peki Özlem Hocam nasıl oluyor bu? Sapa sağlam yapa yalnız bunun neresinde var ki ünlü türemesi? Zaten pekiştirilmiş sözcük. Evet ama bunu bir inceleyelim. Pekiştirilmiş sözcük nasıl pekiştirilir? Şöyle, Türkçe'de bir kurala göre biz deriz ki pekiştirmek istediğimiz kelimenin mesela sarı rengi, pekiştirmek istediğimiz kelimenin ilk iki hicesini alıp Araya pekiştirme harflerinden MPRS'den birini aldığında pekiştirme yapmış oluruz. Sarı, sap sarı. Yeşil, yem yeşil. Mavi, mas mavi. Bakın hepsinde ilk iki hece araya MPRS'den biri. Peki bu mantıkla baktığımda sağlam ve yalnız kelimelerini yeniden düşünelim. O zaman benim sap sağlam ve yap yalnız demem gerekti. Çünkü ilk iki hece MPRS'den biri ilk iki hece MPRS'den biri ama öyle demiyorum. Sap sağlam demiyorum. Diyebilirim demiyorum ama konuşma ve yazı dilimize yerleşmiş. Sapa sağlam diyorum. Yapa yalnız diyorum. Bakın pekiştirme kuranının dışında bir ses ortaya alıyorum. Çıkan ses ünlü. Ortaya çıktığı için türeme karşımızda ünlü türemesi. Günlük kullanım içerisinde seslerin yer değiştirmesiyle yaptığımız yazım yanlışına sebep olan bir ses olayımız var. Biz buna göçüşme diyoruz. Kirpik kelimesini kiprik dediğimiz zaman bakın doğrusu kirpikteki seslerin iki sesini yan yana yer değiştirdiğinde bir göçüşme vardır burada yanlış yazılmıştır diyebiliriz. Toprak, torpak aynı kelimede yine göçüşme karşımıza çıkar. Buraya kadar gördüğümüz yerler ünlülerle ilgili ses olaylarıydı. Sevgili arkadaşlar, Türkçenin Ritmi kitabından ünlülerle ilgili ses olayları ile ilgili soruları çözüp konularınızı pekiştirebilirsiniz veya burada şimdi dinlediğiniz şeylerin sağlamasını yapabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda ünsüzlerle ilgili ses olaylarını konuşmak üzere görüşürüz. <laughs>